Değerli dostlar, Dost TV, Dost FM ortak yayınında İnsanın Anlam Arayışı programına hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Öncelikle Yüce Rabbimize hamdü sena ve Resul-i Ekrem Efendimiz'e de salat ve selam ile programımıza başlıyoruz. Her çarşamba olduğu gibi insanın anlam arayışı serüveninden bahsediyoruz. Hayatı ve kainatı, İnsanı anlamlandırma gayretlerinden bahsediyoruz. Filozofların bu yönde yaptığı açıklamaları ve tabii ki vahyin, Kur'an'ın mesajlarını birlikte değerlendiriyoruz. Sevgili dostlar, bugün sizlere hümanizmden bahsedeceğiz. Hümanizmin evren ve insan anlayışından, kainatı nasıl anlamlandırmaya çalıştığından söz edeceğiz. Tabii ki hümanizm deyince öncelikle aklımıza genelde bilindiği manasıyla insancıllık, insan sevgisi, insanı sevmek gibi anlamlar geliyor. Fakat felsefi olarak bu anlamların çok ötesinde başka ideolojik manalar içeriyor. Her zaman olduğu gibi yine misafirimiz Dumlupınar Üniversitesi Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı zamanda Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olan Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk efendim, merhaba. Selamünaleyküm. Hocam, hümanizm aslında bir ideoloji olarak insancılık değil de insancılık diye tarif ediyor. Yani biraz iki kelime şey harf farkı var ama o büyük bir nüans oluşturuyor. Yani insancılık, insanı sevmek, insanı, insan sevgisi anlamında kullanılıyor. Fakat insancılık, insanı merkeze alan, insanı her şeyin üstünde gören, insanı ve insanın sahip olduğu kapasiteyi her şeyin üzerinde gören, dolayısıyla Tanrı'yı, yaratıcı bir gücü dışlayan, vahyi dışlayan, peygamberleri kabul etmeyen ve neticede ölüm sonrası bir hayatı, ahiret hayatını da kabul etmeyen bir anlayıştan söz ediyoruz. Dolayısıyla burada hümanizm dediğimizde aslında insanın tanrılaştırılması, Tanrı'nın yerine ikame edilmesi ve mutlaklaştırılması söz konusu. Dolayısıyla insanı her şeyin ölçüsü yapmak, insanı merkeze almak, böyle bir anlayış hayatı anlamlandırma açısından bir değer ifade eder mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşada. Tabii bu izimlerin ortak noktası Cenab-ı Hakk'ı istisna etmek olduğu için gerçek anlamı, mutlak anlamı, hakiki anlamı, varlığın var edicisi, bunu istisna ettiğinizde hep hayatın bir tarafından tutarak bir izim oluşturuyorsunuz. Yani öncesinde maddeden tutup, varlıktan tutup, oradan bir materyalist, pozitivist bir anlayış. Dolayısıyla bu kez de insan tarafından tutuyorsunuz. Hani fili bir taraflarından tutup her biri başka bir şeye benzetmiş ya, işte izimler de böyle bir tarafından tutup bir şeye benzetmeden ibaret. Dolayısıyla Allah istisna edildiğinde Azze ve Celle bunlar bir şekliyle anlamlı oluyor. Yani o tuttuğunuz tarafta, yani Cenab-ı Hak yoksa o zaman maddeye bağlanalım, maddeyi esas alalım diyen yahut insanı esas alalım. Belki bu diğerlerinden daha iyi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı istisna ettiğinizde insan gerçekten merkezde. Ayetlere bakarsanız وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, göklerde ne varsa, yerde ne varsa size müsahhar kılınmış. Baktığınız zaman kullanabilir, tüketebilir, ona gücünü yetirebilir gözüken bir insan varlığı var şu anda. Eğer hani uzaylılar vesaire, başkaları, bazı düşünceler var ya, varsa bizim gibi zeka sahibi varlıklar, bilmiyoruz. Onlar henüz yok. Çıkınca varsa şayet, o zaman onların da bir izmi olacaktır. Yani bu kez onların peşine düşen bir izim ortaya çıkabilir. Ama şu an için en iyisi insanı kutsayalım. Çünkü halihazırda insandan daha üstün,
Bir varlık doğrudan temas halinde kendisini gördüğümüz, bildiğimiz, tanıdığımız yok. O bakımdan baktığımız zaman her şeyi de tüketebilir, sanki her şey ona hazırlanmışçasına merkezde duran bu varlık. Dediğim gibi ayetlerdeki ifadelere bakarsanız insan zaten Yaradan'ın da bu anlamda merkeze aldığı bir varlıktır. Bu anlayış sadece Cenab-ı Hakk'ı istisna ediyor. Geride insan merkezde kalıyor. O zaman diyor ki yani varsa da yoksa da insan. O zaman her şeyi insan için yapalım. Hal böyle olunca insana bugünkü anlamda yani bir gelecek öngörüsü oluşturmak lazım. Bu sadece zürriyet üzerinden değil, mevcudu da korumak adına. Ama mevcudu koruyamasak bile, yani ölümleri önleyemesek bile bir şekilde neslimiz çoğalıyor. Ama neslimizi bu gezegene münhasır ve gezegenin akıbetine düçar olmaktan çıkaralım. Bugünkü insanın en büyük projelerinden birisi bu. İşte Elon Musk ne diyor? İnsanı gezegenler arası bir türe dönüştürmek istiyorum. Şu anda belli bir gezegene münhasır bir varlıkken en azından başka bir gezegene sıçrayabilsin. Bu ileride insanın diğer gezegenlere, belki diğer galaksilere soy atması, boy atması, çoğalması. Dikkat ederseniz bütün imkanlarımızı, bilim, teknik, kapasite, her şeyimizi şu anda en üst noktada bir başka gezegene insanı intikal ettirme düşüncesiyle yapıyoruz. Burada zaten o demin söylediğiniz insancıllık, hani pek çoğunun merhamet, insan sevgisi gibi sandığı şeyden çok daha öte bir felsefe bu. İnsanı merkeze alan ve her şeyi insana odaklayan, insan için yapan, yani bütün biz de bir insan olarak varlığımızı, eforumuzu kolektif bir araya getiriyoruz ve kendi geleceğimizde, kendi soyumuzun, kendi geleceğimizin neşet etmesi, güzel yaşaması, çoğalmaya devam etmesi, belki bir gün ölümü de önleyebilmesi, yaşayanları koruyabilmesi, bu amaçla yapıyoruz. Bu amaçla yaptığınız zaman biri size bunun anlam neresinde derse, diyorsunuz ki bundan daha iyi anlam olabilir mi? Bulabildiğim en iyi varlık kendim, ben de kendimi çoğaltıp ona iyi bir gelecek sunuyorum. Dolayısıyla çevrecidir, iyi bir dünya bırakma düşüncesindedir. Yeni yerler keşfetme, teknolojiyi geliştirme, ilerleme, var olan bütün imkanları insanın lehine azami ölçüde kullanabilme, bunların hepsi o hümanist düşüncenin kendi içinde filiz verir ve anlamlı bir şekilde bir filiz verir. Çünkü artık mabut da insanın, yani kendisi bizatihi olmasa da cins isim olarak kendisidir. Yani artık biz gibi bir neslin var olabilmesi. Bunun içinde şey de saklı aslında. Yani hümanist anlayış kavmiyetçi değildir, ırkçı değildir, milliyetçi değildir denir ama yani en azından türcüdür gibi gözükür. Çünkü insanı en azından üstün özellikleriyle ikrar edebilmektedir. Hani bu doğrudan bir hayvanlara yönelik bir aşağılayıcı, insanı üstün gören böyle marjinal bir yanı yoksa bile insandaki melekelerin farkında bir anlayıştır. İnsandaki cevherin, yani o ruhsal boyutun ikrar etmese de, itiraf etmese de bu anlamda bir, hani neden insancısınız dediğinde insana dair o üstün melekeleri düşünmekte, işte akleden yanı, eşya geliştiren, varlık oluşturan, makine yapan, bilim, teknoloji yapan. Bu tabi felsefi kadarıyla bu kadar ama bunun tabana yansıması var. Önceki bir buluşmamızda bunu konuştuk. İnsanlarda da bunun bir karşılığı var ve orada bile o hayvandan ayrı yanını görüyorsunuz. Yani bir hayvan gelip de söz gelimi bir canlıyı parçaladığında veya hatta bir insana saldırdığında onun suçlayıcı bakmaz. Çünkü der ki yani ne yaptığının farkında değil, aç, yemeğe saldırıyor. Ama benzer bir vahşeti bir insan yaptığında bunu insan yapar mı der. Hani yapsa yapsa hayvan yapabilir ama insan yapmamalı. Peki hangi farkı kuruyoruz biz burada? Bu farkı diyelim ki hümanist olarak ikrar ettik, itiraf ettik. O zaman bu farkı neye borçluyuz? Yani biz insanda var olan bu ayrıca ruhsal sevgiyi yaşayabilen,
akledebilen, hak dediğimiz, hakikat dediğimiz yolculuğun peşine düşen veya en azından bundan hiçbirini söylemiyorsak bile bizi insancı yapması beklenen o anlam arayışındaki insanın meziyetli, üstün yanı neye borçlu? Etrafta hiç böyle başka bir canlı yok, biz de bunu tuttuk, bunu kutsuyoruz ama bu kutsayışımızın içerisindeki o üstünlükleri insan neye borçlu dediğimiz zaman yine her zaman olduğu gibi bütün izimlerin neredeyse başlangıç noktasına zemin sağlayan Darwinizm önümüze geliyor. Yani o zaman diyor ki ya bu diyor bir varlık yani rastlantısal oluşmuş. Yani ayıptır söylemesi kabilinden söylüyor. Çünkü bir taraftan kutsadığınız, yücelttiğiniz bir üstünlükten söz ediyorsunuz, üstün varlıktan söz ediyorsunuz. Sonra onun oluşumunu bu denli basit bir hani denk geldi böyle, yönetilmedi, bilinçli bir kudretin eliyle şekillenmedi, bir amacın, bir gayenin ürünü değildi. Öylesine bu kadar da eften, püften bir başlangıç üzerine kuruyorsunuz. Ama ne var ki bize bir başlangıç sağlıyor mu? Bir dayanak sağlıyor mu? Adım adım olsa da uzun zaman içerisinde bir düşünsel zemin tırnak içinde güya oluşturuyor mu? Tamam, biz oradan oraya çok fazla takılmadan hali hazırda var olan bu insanı merkeze alalım, onu yüceltelim, bilim, teknik, gelişim, bunların hepsini o gayeyle oluşturalım. Hatta mümkünse buradan bir din de çıkaralım. İnsanlık dini diyorlar, bilimi bir din olarak algılama anlayışı var hümanizmde de. Gerçi evrim anlayışında da yani evrimsel bir dönüşümle insanın varlığını açıklamaya çalışıyorlar ama onun da ilk başlangıcı, ilk hücre, ilk varlık, o hayatın nereden geldiği konusunda tabii ki bir açıklamalar yok. Aslında akla ve bilime dayandıkları halde aslında işte mantığa, akla sığmayan yaklaşımları var, dayanakları var. Hocam bir aramız olacak. Sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız. Değerli dostlar, İnsanın Anlam Arayışı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz hümanizm ama insan sevgisi, insancılık anlamında değil, felsefi anlamda insanın kendini tanrılaştırmasından, ilahlaştırmasından bahsediyoruz. Hocam, hümanizm aslında temelde çok eskilere, antik çağa, antik Yunan'a kadar uzanan bir felsefi görüş. Aslında Yunan tanrıları, insan tanrılar söz konusu biliyorsunuz. Güya tanrılarla savaşan insanlardan bahsediliyor Yunan mitolojisinde. Oraya kadar uzanıyor. Hümanizmin de aslında kendi içerisinde çok çeşitleri var. Teistik hümanizm var, seküler hümanizm var. Teistik hümanizmde yani bir ilahı, bir yaratıcıyı kabul eden, özellikle Hristiyan teolojisinde geçiyor bu. Yani Tanrı her şeye maliktir, her şeyin sahibidir. Ama insan yine hakları vardır, özgürdür. Tanrı'nın sonsuz gücü vardır ama İnsanın da bir takım hakları vardır, özgürdür, kendisini gerçekleştirebilir diye. Aslında Tanrı ile insanın iç içe olduğundan, onu içerdiğinden bahseden, neticede insanın gayesinin Tanrı'ya benzemek olduğunu ifade eden, teşebbühü bil vacip deniyor. Bu noktaya kadar getiren bir anlayış aslında Hristiyan teolojisinde, teistik hümanizmde söz konusu. Yani gayeleri aslında oldukça saçma bir şey, bir iddia, Tanrı'ya benzemektir diye. Aslında yani Hristiyanlıktaki teslis inancı da buna bir noktada müsaade ediyor, yol açıyor. Çünkü insanı, bir insanı Hazreti İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak gören bir anlayış, neticede kendisini Tanrı'yla bütünleştirme gayesine yönelebilir. Kendisini Tanrı'ya benzetmeye çalışabilir. Şey olarak da inanç temelleri açısından da çok uygun gözüküyor. Ama insanın Tanrı'ya benzemesi bu anlamda mümkün müdür? Teşebbühü bil vacip. Yani işin doğrusu bugünkü modern anlamda ve yaygın olarak hümanizm daha çok seküler bir tabana oturuyor.
ve ampirik, pozitivist, önceki haftalarda realist konuştuğumuz, evet, ve rasyonel, rasyonalist. Bu tarafları, yani akletmeyi esas alıyor, hisleri, dokunmayı, ölçmeyi, biçmeyi esas alıyor, maddeyi esas alıyor. Ki maddeyi esas aldığından insana yöneliyor. İnsan da maddenin bir parçası ama daha farklı gözüküyor. İnsanda maddeden öte bir şeyler var. Hani girişte konuştuk, o ruhsal taraf itiraf etmese de ama insanda farklı bir şeyler var. Bunu görüyoruz. Bir ateist şöyle demişti, yani eğer bir tanrıyı ikrar edeceksem, yani var diye, o zaman insanı tanrı olarak, insandaki bu zeka boyutu, bu iradi yanı dikkat çekici bir şekilde çok farklı. Şimdi burası sizin bahsettiğiniz, yani insanı evet diğer canlılardan ayıran bir taraf var ama bu Cenab-ı Hak ile veya yaratan kudret ile, Allah Azze ve Celle yegane ilah veya onlarda parçalı ilahlar, insan kademede bir yerde mi? İslam inancına göre hayır, insan kademede bir yerde değil. İnsan bildiğin cam bardak gibi, beton zemin gibi, her şey gibi yaratılmış bir şeydir. Ancak Cenab-ı Hak ona belli kerem verdi mi, üstünlükler, meziyetler elbette. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَا Biz Adem'in çocuklarına Cenab-ı Hak tekrimde bulunduk diyor. Yani ona önem atfediyor. Farklı bir yaratılış. Eşref-i mahlukat. Eşref-i mahlukat dediğimiz. Ama bu onu bir kademe tanrısal kılan ve uluhiyet kesbeden bir boyutta değil. Bütün üstünlüğüne rağmen aslında bütün insanın birçok faziletine, sınırlılıkları faziletine diyelim, evet. Yani. Evet, faziletine. Evet, üstünlük deyince yine sınıfsal anlaşılıyor. Sınıf olarak hepimiz kuluz. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اَتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا Rahman'ın önünde kul olarak abd dizilmeyecek hiçbir şey yok. Ruh da dahil. O ifade var ya, يَوْمَ يَقُومُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ O gün ruh da, melekler de saf halinde Rahman'ın huzurunda dizilmişler. Konuşamazlar. لَا يَتَكَلَّمُونَ Rahman'ın izni olmadan. Dolayısıyla İslam inancının, akidesinin ve Cenab-ı Hakk'ın ta Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği İslam'ın bu temiz yüzü de böyle. Bir adım diğer dışarı çıktığınızda bu sefer beşer yavaş yavaş ilahlaşmaya başlıyor. Kademede rol almaya başlıyor. Bir bakmışsın farklılaşmış. Elbette ki Hazreti Mesih'in getirdiği ve insanlara اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. Ancak ona kulluk edin. Hâzâ sırâtun müstakîm. Dost doğru yol budur dediği temiz yol bu. Ama gelelim onla, bu beyinat geldikten sonraki bu ayrışma düzleminde yaşananlara ve biraz işte Roma ile olan, antik Yunanlı olan tesirle başlayan süreçte artık insanı Cenab-ı Hak ile demin buyurduğunuz gibi böyle bir etkileşime sokuyor. Böyle bir benzeşime sokuyor. Hatta oradaki anlayışta sanki Allah Azze ve Celle insanın biraz büyüğü gibidir. Yani böyle insan bu kadarcıksa bunu böyle 100 milyon trilyon kat büyüğünü böyle düşün. Çünkü onu kendi imajında yarattı. Yani kendi biçiminde yarattı. O aslında mini bir tanrı figürüdür. Ve insan bu anlamda bu yönüyle bu kadar özeldir. Tanrısal olması bakımından bizde de özeldir. İradi bir varlık olarak sınanması bakımından. Diğer canlılarda iradi bir taraf yok, sınanmıyorlar. İnsan irade sahibi, Yaradan'a karşı bu anlamda sorumluluğu emaneten kabul edip hayata böyle gelmiş. Biz bu yanıyla çok özel görüyoruz insanı. Ama bu yanı bir tanrısal yan değil. Ama gel gelelim diğer tarafa. Orada bakmışsın insan tanrısal bir şey, figür ve şeklen de sanki Tanrı'nın mini bir minyatürü gibidir. Ve Tanrı'ya yönelik bir yolculuğu söz konusu. Tanrı'yla arada da bir işte Hazreti Mesih'in ilahlaştırılmasıyla, yani oğul olarak şekillendirilmesiyle kademede artık gerçekten bir insan içerisine hulul eden bir Tanrı da artık oluşmuş durumda. Böylece Tanrı mı bir miktar tenezzül ediyor
insanlaşıyor, yoksa insan mı bir miktar yüceliyor, hangisi oluyor derseniz, tabii ki insan tarafından baktığımız için, yani Hristiyan gözüyle insan yücelmiş oluyor. Onlar orada Tanrı'nın, ya artık bir beşerin içerisine de girip çıkabildim, oğlum da oldu, yani üçüdüm, üç oldum, üçte birleniyorum, beni bu kadar kalabalığın içerisine yani soktuğunuz bir lig, ilahlar ligi halinde üç tane var, üçü bire dönüşüyor. Bu Cenab-ı Hakk'a bunun getirdiği tenezzülü, onun kibriyasına, azametine verdiği zarardan bir bakmışsınız sarf-ı nazar etmişler. Bunu hiç konuşmuyorlar ama bütün insan boyutuna geldiğimizde kendileri gibi bir bildikleri insanı, ki Cenab-ı Hak diyor ki yani kâne ye'kulâni ta'am, bu ikisi yemek yer dururlardı. Yani ne kadar sizin gibi ihtiyaç sahibi, yemek yiyor ne demek, bir yandan yiyor bir yandan kazaya hacetine gidiyor demektir. Bakın siz kime Tanrı namını vermeye, Allah'ın oğlu olarak iddia etmeye kalkıştınız. Burada hani açıkça olmasa da, hümanistik bir iddiayla açıkça olmasa da yani alttan alta, demin ifade ettiğiniz gibi bir insanı ilahlaştırma, artık ilah figürü olarak insanı en azından hani köşesinden kıyısından bir ortak kılma arzusu var. Bu istikbarın bir parçası. Bunu hümanistik iddia ile olmasa bile tarih boyunca bütün milletler hep Allah'tan, yani sahibinizden gayrı bir ilah yok demiş bulunan bütün peygamberlere rağmen ve özellikle onlardan sonra hep aynı yola girdiler. Hep yeni yeni tanrılar ürettiler figürler halinde ve onlar üzerinden sözü ele geçirdiler. Kendileri hükmü ele geçirdiler. Esas olan da buydu. Siz ilaha hükmettiğiniz zaman putlar üzerinden siz üste çıkıyorsunuz. Ama bunu tabii hümanist bir iddiayla biz Tanrı'dan üstünüz veya Tanrı'nın ortaklarıyız şeklinde yapmıyorlardı. Ama bugün insanoğlu başka bir zemine girdi. Bunu o günkilerin yapmadığı bir söylemde yapmak üzeredir. Şimdi köylü bir insanın dilinde bile, yani teknolojinin gelişen boyutunu en az idrak etmesi bakımından söylüyorum. Yani ne diyor? Bakmışsın diyor ki ya insan bu yapar ya, insanoğlunun yapmayacağı bir şey mi var? O kadar bir kabullenilmiş hale geldi ki insanoğlu açısından yapılamaz diye bir şey yok. Cenab-ı Hak diyor ki وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. İnsanın geleceği zan bu. Kıyamet arifesinde biz artık maddeye muktediriz. Yani maddenin gerek mini varlığındaki o muazzam enerjiyi elde etmeye, kullanmaya, çünkü yani o enerjiyi çıkarabiliyoruz, kullanıyoruz, o kadar kolayından, ucuzundan, bazı belaları var ama neticede maddeye sözümüzü geçiriyoruz. Rüzgarına binip uçuyoruz. İletimini sağlayıp aramızdaki iletişimi, görüntülü, sesli sağlıyoruz. Pek çok gelişmelere adım imzamızı attık ama bu içinde bulunduğumuz muazzam dünyadaki ilim olarak keşfettikçe yararımıza kullandığımız boyutunun ne kadar sınırlı, mini minnacık olduğunu da en iyi bilenlerimiz, bu işi yapanlarımız. Fakat bu işi yapan alimler sınırlı sayıda insanlar. Laboratuvarda çalışıyor, üniversite çalışıyor. Bunun insanlık algısına yankısı böyle şeyden çoğalırcasınadır. Yani hani mikroskop şeyden böyle büyüteçten büyütülmüş haldeki yankısı gibidir. Algısı çok daha büyük. Algısı çok yüksektir. Yani şu an o yüzden normal avamın düşünce boyutuna geldiğinizde onların insana şu anda atfettiği mana, yani en olmaz şeyi konuşun, yakında onu da yaparlar. Az çok kalmaz diyor, yakında onu da yaparlar diyor. Yani Allah-u Teala insana aslında bütün esmayı öğretiyor Hazreti Adem'e. Dolayısıyla ilim elde etme, eşyanın künhüne vakıf olma, eşyayı anlama, algılama, ilim üretme, bilgi üretme kapasitesini Allah-u Teala insana vermiş. Ama neticede insanın da bir takım sınırları var. Sonsuz değil hiçbir yetisi. Ama Allah-u Teala insana aslında cüz'i irade vermekle
ilahlık iddiasında bulunmak, firavunluk firavunların yaptığı gibi ilahlık ve tanrılık iddiasında bulunmayı aslında potansiyel olarak da kendisine vermiş oluyor. Bir seçenek yani olarak. Evet, seçenek olarak insanın potansiyelinde de o var. Cüz'i iradeden kaynaklı olarak. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de dediğiniz gibi istikbardan, büyüklenmekten, Allah'a karşı büyüklenmekten sık sık bahsediliyor. Bir de innel insane leyatgâ en ra'ahu istâgnâ buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yani insanda böyle bir yön de var. Yani kendisini hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş, her şeyden müstahaniymiş gibi görüp böbürlenen, taşkınlık yapan bir tarafı da var insanın herhalde. Ama bu maddeye hükmettikçe büyüyor bu yanı. Yoksa en basit haliyle muhtaç olduğunu biliyor. Geceye dinlenmek için muhtaç, gündüze aydınlanmak için muhtaç, suya içmek için muhtaç. Yani çok sürekli bir makina gibi sürekli bir şeyleri içine alması bu müstahni olmadığını gösteriyor. Bir şeyler kesilecek olsa, havada oksijen kesilecek olsa kala kalıyorsunuz. Su kesilecek olsa zamanınız belli, bir süre sonra hayatiyetiniz biter. Bunu çok iyi biliyor. O yüzden istigna ile birlikte istikbar geliyor. Kella innel insane leyatgâ en ra'âhu istagnâ. Müstagni görürse, yani kendini kendisine yeter. Artık ihtiyaçlarımı sağlayabiliyorum. Enerjiyi sağlayabiliyorum, gıdayı sağlayabiliyorum. Şunları şunları sağlayabiliyorum. Sağlığımı işte daha uzun süre koruyabiliyorum. Kısıtlar aslında ihata etmiş durumda. Mesela sağlık riski kuşatılmış bir risktir. Yani hiçbirimizin çıkamayacağı, eninde sonunda hepimizin hastalanıp öleceği bir kuşatılmışlık. O bakımdan hani insanların çoğu belli bir risk altında ama bir kısmı kendini kurtardı artık diyeceğimiz bu durum yok. Hiçbiri kendini kurtaramadı. Hepsi bu kısıtlar ile çepeçevre kuşatılmış durumda. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُح۪يطًا. O zaman yaptığımız şey neyden ibaret? Yaptığımız şey, yaptığımızı kendimiz beğenmekten ibaret. Sonra beğendiğimiz ile kala kalıyoruz. Biz ortadan kayboluyoruz. Dolayısıyla şöyle bir hümanizmin açmazı var. Yani bu hümanizm insanı kutsayıp kutsayıp nereye giderse gitsin. Ben olmadıktan sonra, çünkü özne benim. Ben eğer yok oluyorsam, bir daha o dünyaya dönemiyorsam, o zaman ne düşünüyor? Şöyle düşünüyor, diyor ki bari biraz daha uzun yaşasam da, şu ölümün kaldırılacağı zamana yetişsem de, o geleceğin kutsanmış insanları, bütün başından itibaren bütün insanların emek verip onlar için hazırladığı ortamda ben de ölmeyip de hep kalacaklardan olsam. Bu ideal, söz ettiğimiz ideal, bütün bu birikimi, ilmi birikimi kendilerine sağladığımız ve gelecekte onların artık maddeye, eşyaya hükmedip ölmez varlıklar olarak yaşayacakları, bir bakıma artık gerçekten tanrılaşacakları. Çünkü kısıtlardan, kulluk demek kısıtlar demek, ilah demek kısıtsızlık demek. Hiçbir şeyin kendisini durduramadığı, engel olmadığı, her şeye hükmeden, her şeyi bilen. Dolayısıyla bu bir ilahlaşma arzusu ve serüveni. Ama biz bizden sonrakilere omuz veriyoruz. Biz aşağı düşüp ölüyoruz onların hatırına. Ama günün birinde birileri sanki ilahlaşacakmış gibi. Cenab-ı Hak diyor ki yok böyle bir şey. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ Ölümü biz takdir ettik. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ Geçilecek değiliz. Bu ne demek? Kısıtlı daire sarmalından hiçbiriniz çıkası değilsiniz. O zaman hiçbirimiz çıkamayacaksak ne yaparsak yapalım, ne üretirsek üretelim. Sonunda Hazreti Musa'nın o bir sahne vardır ya, malı çalmışlar altınları, 6 kişi gelmişler, oturmuşlar. Bir kısmı demiş ki ya çok altınımız var ama karnımız aç. Açlık bizi her an şey yapıyor, üçümüz şehre gitsin, yiyecek bir şeyler getirsin. Ondan sonra yiyelim bunları, sonra devam edelim yola, altınları paylaşalım. O üçü gitmişler şehre. Şehirde alırlarken yemekleri demişler ki altınları niye 6 kişi arasında paylaşalım? Yemeğe zehir koyalım, onlar ölsünler, altınları biz paylaşalım. Kalanlar da kendi aralarında anlaşmış. Demişler ki bunlar gelince biz bunları vurup öldürelim. Ondan sonra niye altınları 6 kişi arasında paylaşalım? Denir ki Hazreti Musa oradan geçmiş, geçtiğinde ortada bir dünya altın. Sağ tarafta 3 tane mefta zehirlenerek ölmüşler. Sol tarafta 3 tane mefta katledilerek ölmüşler. O ortada kalan altın
Biz bunu bilim, teknoloji, birikim ne yaparsak yapalım, neticede biz kendi varlıklarımıza sonsuz bir sağlık ve ölümsüzlük kazandıramadığımız sürece ihata edilmiş, yani kuşatılmış durumdayız ve geriye sadece kullu şeyin halikun, her şeyin helak olduğu ve ancak Allah Azze ve Celle'nin kaldığı وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin ve yerin mirası Allah Azze ve Celle'nindir. Dolayısıyla böyle bir süreçte hümanist anlayış, insan ne kadar kutsarsa kutsasın, her bir insan eninde sonunda dönüp kendisine ya ben ne kadar bu kutsanmayı hak ediyorum ki dediğinde yaşlanan yanını, eskiyen yanını ve gün be gün bir zaman sonra öleceğini bildiği bir zavallıyla yüzleşiyor. O zaman bunlar hangi insanı kutsuyorlar? Hangi insanı yüceltiyorlar? O ben değilsem kim? Bir başkasıysa dediğiniz andan itibaren hümanizm bir baloncuk olarak gözünüzün önünde patlayıp gider. Çünkü anlam kalıcı olan bir anlamdır ve size kalıcı bir sonuç sağlayan bir şeydir. Sizinle irtibatı kopan ve size bugünden artık bir şey vaat edemez durumda olan bir şeyden anlam manlam çıkmaz. Evet, yani hümanizm yaşamın amacını da bireyin kendisini gerçekleştirmesi olarak ortaya koymuş. Bundan maksadı nedir? Yani kendi kendine yetebilmesi mi? Onu da çok net değil ama yani amaç olarak bunu ortaya koyuyor. Buraya indirgediğimiz zaman direkt karşımıza hedonizm çıkıyor. Çünkü hedonizm zaten bu kadardı. Yani hedonizmde bir ideal yoktu. İnsan da kutsanmıyordu. İleriye dönük bir beklenti de yoktu hümanizmde olduğu gibi. Eğer hümanist algı sadece dünyada yaşadığı sürece insana belli bir mutluluk sağlayabilmeyi en iyisi olarak gördüğü andan itibaren ya hedonizm benzeri bir şeye dönüşür ya da nihilizm benzeri bir şeye dönüşür. Artık idealist yanını kaybeder o andan itibaren. Halbuki bu diğer konuştuğumuz izinlere nazaran insanlık kendi türevleri ve üreme yolu üzerinden sözüm ona bir idealizm kuruyor. İleriye dönük bir ümit vaat ediyor. Yani çoğu insanda bu şu anda var. Yani ben bir yaşlı koskoca profesörü gördüm, duydum şöyle diyordu. Yani biz kıl payı kaçıracağız ama bizden sonrakiler artık ölmeyecek diyor. Ölmemenin başladığı andan itibaren ayağınızı zeminize basmış demek, basmışsınız demektir. Anlamla buluşmuşsunuz. Kalıcı bir sürece girmişsiniz demektir. Vahiy özellikle açıkça ve ısrarla bu konunun üzerine gidiyor. Ve bu asla size bıraktığınız bir şey değildir. Bizi geçemezsiniz. Bu geçiş işte kulun ilahi hududu geçip artık ben de uluhiyetten pay sahibiyim ve ilahlık yegane tek bir kudretin değil artık pay edilmiş bir kudretlerin şey haline dönüştü. Taksim edilebildi. Dediği bir yer Cenab-ı Hak bu asla. Bunu yerde de gökte de uğraşacaksınız. Ne yerde bunu başaracaksınız? O ma entum bi mucizina fil ardi ve la fis sema. Bir de ilahi kudret bunu yerde ve ileride gökte de deneyeceğimizi biliyor. Yani bu gezegenler arası insanlık sülalesini hayalini kurma gökte bu geleceği bir sonsuz platforma taşıyma arzusu olarak gözüküyor. Cenab-ı Hak bunların hepsinin sonuçsuz olduğunu söyledi. Çünkü yaratılışınızdaki bizim takdir ettiğimiz ölüm sarmalını geçecek değilsiniz. Hümanizmde bir de tabii ki Allah'ı, yaratıcıyı hayatın içerisinden çıkarıp dışlandığında ortak iyiyi tespit etme, ahlak kurallarını tespit etme, insanların bir arada huzur içinde, barış içinde yaşaması gereken kuralları tespit etme işi de tamamen insana, insan aklına kalmış oluyor. İnsan aklı bu noktada ortak iyiyi tespit edebilir mi? Belirleyebilir mi? Aslında yani yaşadığımız İkinci Dünya Savaşları, yaşadığımız savaşlar, atılan atom bombaları insanlığın bu noktada hiç de iyi bir sınav vermediğini gösteriyor. Böyle bir şey mümkün mü? Yani bendenize göre Cenab-ı Hakk'a takıntısı olmasa başarabilir. Ama Hak'tan uzak durduğunuz sürece doğru cevaptan özellikle imtina ederek doğru cevabı bulma şansınız yok. Yani iki kere ikinin dört eder diyorsunuz. Şimdi ondan sonra diyorsunuz ki dördü bir defa çıkar. Çünkü Allah dedi onu, dört ettiğini
biz başka doğru cevap arıyoruz dediğiniz zaman bu saplantı insanoğlunu ortak asgari müşterekleri bulma sürecinde belli bir açmazın içerisine sokuyor. Çünkü her defasında söz gelimi ekonomide Cenab-ı Hak bir kere faizi haram dedi ya, biz faize haram demediğimiz bir model bulacağız asgari müştereklerde. Cenab-ı Hak bir kere insana böyle bir varlık dedi, şöyle çoğalır, böyle aile olur dedi ya, bizim bulacağımız model herhangi bir model olabilir ama bir tek bu model olamaz. Bu takıntıyla hareket ettiği için insanlık belli bir sonuca gidemez. Gidemeyecek. Söz konusu. İstikrar tabii, var. Yani her halükarda herhangi bir seçenek olabilir. En absürt modeli bile deneyebiliriz, çalışabiliriz, olabilir. Ama asla vahyin dediği olmaz dediği sürece bu takıntı dolayısıyla yoksa potansiyeli itibariyle insanın vahyin dediği modeli en doğrusu olduğunu anlayabilecek bir potansiyeli var. Yani hikmet dediğimiz. Fakat bundan kaçındığında ne çare ki bu sefer her defasında şeytanın başka bir önerisini denemeye açık ama Allah Azze ve Celle'nin önerisine her zaman kapalı bir yaklaşım sergiliyor. Yani aslında vahiy genel çerçeveyi çiziyor. Genel çerçevesinin ötesinde aradaki boşlukları, ihtiyaçları insan aklı tespit edebilecek mahiyette, potansiyelde. Ama direkleri vahyin koyduğu esaslardan kaçındığınız zaman arayı da dolduramıyorsunuz. Çünkü yani filin ayaklarını doğru koyacaksınız ki kubbeyi oturtabilirsiniz. Ama filin ayaklarını siz Allah böyle dediyse o zaman biz bunun tersini yapalım saplantısıyla kurarsanız hiçbir zaman kubbeyi doğru oturtamazsınız. Evet. Dolayısıyla hocam hümanizmi bu şekilde ortaya koyduktan sonra İslam hümanizmi diye bir kavram kullanılması doğru olmaması gerekir. Değil mi? Yani bunlar türetilmiş kavramlar. Bunların bir referansı yani vahiy olmadığı için herkes başka tanımlıyor. O yüzden tarihçesine baktığınız zaman bir yerlerden bir yerlere savrula gelen şeyler. Ama siz İslam'ı bir izim üzerinden tanımlama ihtiyacı içerisine girerseniz bunun şöyle bir temel yanılgı noktası var. Cenab-ı Hak İslam'ı indirmeyi tamamladığında El yevme ekmeltu diyor. Ben bugün kamil eyledim. Bu şu demek, içine biraz hümanizm katarsak daha iyi olacak derseniz o fazla gelir demek. Olması gerektiği kadar hümanizm eğer gerekliyse var onun içinde demek. Yani size bir ilaç getiriliyor, veriliyor diyelim, vitamin karması bir şey. Ve deniyor ki sizin günlük olarak alacağınız bu vitamin hapı en optimum düzeyde bütün şeylerden belli eser miktarda barındırıyor. Siz böyle bir şeyin yanına bir miktar daha C alayım der misiniz? Eğer bu iddiayı kabul ediyorsanız almazsınız çünkü bu sefer fazla gelecektir. Fazlası fazla dediğiniz yer. O bakımdan ister hümanizm olsun, ister başka herhangi bir izim olsun, bunun İslam ile tevhidinden daha iyi bir çıkarma, daha iyi bir şey çıkarma iddiası her halükarda İslam'ın kamil olmadığı ile sonuçlanacak bir şeydir. O zaman ya Allah Azze ve Celle yanlış söyledi, biz daha iyisini bulduk diye bunu ispat edeceğiz Cenab-ı Hakk'a karşı ki bu muhal bir şey. O zaman bu izimle İslam'ın her türlü birleştirmesi İslam'a yönelik bir saldırı ve kötü niyetten ibaret gözükür. Yani bu kavramda da tabii anlam kayması söz konusu. Eğer hümanizmi insan sevgisi, insanın değerli bir varlık olduğu, insana karşı hoşgörülü davranılması gerektiği yönünde şekliyle anlıyorsak zaten bu İslam'ın özünde olan bir şey. İslam'ın eşrefi, insanın eşrefi mahlukat olduğu zaten Kur'an'da var. İnsanın çok değerli, bütün varlıklardan daha değerli olduğunu zaten Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. O anlamıyla zaten bir problem yok. Ama burada felsefi bir anlam söz konusu olduğu için bu kavramı kullanmaktan aslında çekinmek de gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hümanizm bu yönüyle, insancılığı yönüyle insanın şefkatli yanını, merhametini temsil ediyorsa bu sadece insanın insana değil, İslam'da bu insanın maddeye, insanın hayvana, kullu zati kebit, bir ciğer sahibi her türlü varlığa hatta çevreye karşı bir sorumluluğu bile insanın hümanist yanıdır. Yani bir hayvana gözettiği
gösterdiği şefkati ve rahmeti. Halbuki diğer yandan hümanizm felsefi olarak insanı kutsayan ve yücelten. Hele Darwinist temellerini düşünürsek bu diğerlerini de elimine etmesi, onların üstüne basıp geçmesi ve gerektiğinde onları yok etmesi felsefesi üzerine kuruluyor. Oysa o zaman İslam, o dediğiniz insancıl yanından da bu zemini esas alırsa yoksun kalıyor. Oysa yani Yunus Emre'de, Mevlana'da yaratılanı yaratandan ötürü sevmek anlayışı var. İslamiyet'te böyle bir anlayış var. Allah'a benzemek değil, Allah'ın ahlakına, Allah'ın isimlerine, sıfatlarına benzemek belki idealize edilebilir. Yani Allah halimdir, o zaman halim olalım, rahimdir, merhametli olalım şeklinde. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak şeklinde insanın bir hedefi, gayesi olabilir ama tanrılaşmak şeklinde bir amaç zaten mantıken de söz konusu değil. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Değerli dostlar, bugünkü programımız da burada sona erdi. Haftaya yeni bir konuyla yine birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız.